Merhabalar, ben Emine Beyaz Şenyuva, Seferihisar Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeniyim. Projemiz Tohumlar Toprakta Çocuklar Okulda Büyüsün. Bu projeye başlama motivasyonumuzu paylaşmak isterim öncelikle sizlerle. Covid-19'un etkilerini gösterdiği, eğitimin bir yakından bir uzağa döndüğü bir süreçte çocukların baş etmeye çalıştığı belirsizlikle baş etmeleri için doğadan ilham alarak uyum süreçlerini kolaylaştırmak istedik. Çünkü doğa her zaman çocuklara iyi gelmiştir. Bu gözlemim meslek yaşantım boyunca böyle oldu. Ve şimdi ilerleyen konuşmalarda gerçekten projemizin etkilerini ölçtüğümüzde hem uyum süreçlerini, psikolojik sağlamlık becerilerini, dayanıklılık becerilerini ve doğa ile ilgili farkındalıklarını geliştirdiklerini gördük, deneyimledik. Şimdi ben sözü Naciye öğretmenime bırakıyorum. Merhaba, ben Naciye Saltıkalpkaya. Ben de okul öncesi eğitim öğretmeni olarak Urla Çakabey Anaokulu'nda görev yapıyorum. Bu projede benim de motivasyonum, arkadaşımın da dediği gibi çocukların COVID-19 sürecinde bir okula başlayıp bir uzaktan eğitim, bir yüz yüze eğitim, bir evde karantinada kalma süreçleri gibi olgulardan yola çıkarak çocukların psikolojik sağlamlık, esneklik ve doğayla bütünleşmelerini sağlamak ve onlara neyin iyi gelebileceğini göstermek, kendilerini tanımalarını, keşfetmelerini yine sağlamaktı. Ve projemizin sonunda fark ettik ki sloganımız olarak oluşturduğumuz doğa iyileştirir ve bizim çıkış noktamız buydu. Gerçekten de doğa hem onları hem de bizi iyileştirdi. Hem velilerimizi, hem aileleri, hem okuldaki diğer çalışanlarımızı, yani tüm paydaşlarımıza doğa iyi geldi. Güzel bir sunum olmasını temenni ediyorum. Sizlerin de faydalanabileceği, bizlerin de sizlerden faydalanabileceği bir sunum olmasını temenni ediyorum. Başlayalım Emine Öğretmenim. Evet, çok teşekkürler. Hemen başlıyorum. Evet. Projemiz Tohumlar Toprakta Çocuklar Okulda Büyüsün. Ekran görünüyor değil mi Naciye Öğretmenim? Evet, evet görünüyor şu an. İhtiyacım var. İşte demin de bahsettiğimiz gibi bütün dünyanın zor koşullar altında olduğu bir süreçte önce problemimizi tanımladık. Çünkü bunu hep birlikte yaşıyorduk ülke olarak, dünya olarak. Ve çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak ve bunun hani gerek uzaktan eğitimde gerek yüz yüze eğitimde kapsayıcı bir şekilde katılımlarını, süreçlere katılımlarını arttırmayı amaçladık. Bu süreçte problemimizi tanımladık. İstersen Naciye Öğretmenim ekip nasıl oluştu? O konuda da sen. Bu süreçte problemi tanımladıktan sonra biz ilk başta bu bir e-twinning projesi. E-twinning projesinde iki tane kurucuya ihtiyacımız vardı. Emine öğretmenim bir kurucumuz, diğeri de Rabia öğretmenimiz. Ve onların eşliğinde bir e-twinning sürecini tanımlama ve projeyi oluşturma aşaması başladı. Daha sonra 10 kişilik bir ekip meydana getirdik ve ekibimizle var olan mevcut problem durumumuzu nasıl çözebileceğimize yönelik hedeflerimizi, amacımızın altında hedeflerimizi, kazanımlarımızı nasıl gerçekleştireceğimize yönelik de etkinliklerimizi ve tabii nasıl ölçeceğimize yönelik de ölçme araçlarımızı oluşturduk. Uygulama aşamasında da öğrenme ve öğretme süreçlerinin nasıl olduğu, hangi ve peki araçlarını kullanacağımız ve çocuk merkezli doğaya yönelik hangi etkinlikleri yapacağımızı planladık. İzleme aşamamızı e-twinning portalında gerçekleştirdik ve çevrim içi toplantılar yaptık.
Bunun haricinde değerlendirme sürecinde hem öğretmen öz değerlendirmesine hem de öğrenci kazanım değerlendirme ve zaman zaman da veli görüşlerine yer verdik. Ve kısaca bir ekibimizi tanıyalım. Ekibimize yine İzmir'den Nisan öğretmenimiz, Aydın'dan Rabia öğretmenimiz, Türkiye'nin dört bir yanından farklı bölgelerden öğretmenlerle bir araya gelmeyi istedik. Bu projemizin ülke genelinde bir dinamizm oluşturmasını sağladı. Yasemin öğretmenimiz Erzincan'dan ve Hacer öğretmenimiz de İzmir'den projemize yoldaşlık ettiler diyelim. Çünkü biz birlikte ve birbirimizden öğrendik. Diğer dört ortağımızı da Naciye öğretmenim. Rüveyde öğretmenim, Semra öğretmenim, Songül öğretmenim ve Didem öğretmenim yer aldı. Emine öğretmenim, şu an moderatörümüzden bir mesaj geldi. Tam ekran yapabilir misiniz sunumu diye. Tamam, deneyeyim. Sunumu tam ekran, sayfa görünümü. Hemen çalışıyorum. Sayfa görünümü olarak şu anda nasıl acaba? Şu anda nasıl? Genişliğe sığdır dedim. Oldu mu? Naciye öğretmenim geri bildirim. Ben seninle aynı ekranı gördüğüm için bilemiyorum. Tamam. O zaman biz devam edelim. F12 ya da F11'e basmayı deneyin diyor hocam. F11. Peki. Ya da F12. Hemen. Evet. Uygun mudur? Geri dönüş geldi mi? Oldu mu? Tamam. Tamam. Peki, biz devam edelim. Proje ekibimizi de tanıttıktan sonra. Evet, bir e-twinning projesiydi. Sloganımız doğa iyileştirir. Proje kartımızı sizlerle paylaşıyorum şu anda. 10 ortaokulda yürüttüğümüz projede COVID olayı, çocukların yaşadığı sosyal, duygusal, bilişsel yetersizlikleri azaltmak, okula uyum, duygu düzenleme ve duygusal sağlamlık becerilerini desteklemek, bilimsel düşünme becerilerini kullanarak, keşfederek öğrenmelerini, öğrendiklerini günlük yaşam becerilerine aktarmalarını, doğal varlıklara saygı duymalarını ve korumak için önlem almalarını sağlamayı hedefledik. Yani doğadan ilham alarak umudumuzu diri tuttuk. Özenle aramızdaki bağı saygı ve sevgiyle güçlendirdik. Naciye öğretmenim, evet, siz de... Projede projeye başlarken bir afiş ve bir logo belirlememiz gerekiyordu. Bunun için de her ortağımızdan öğrencileriyle ya da velileriyle tasarlayabileceği ve Piki araçlarını kullanarak oluşturduğu afiş ve logo örnekleri istedik ve bunları da yine internet ortamında ankete sunduk ve alttaki projemizin logosu, üstteki de projemizin afişi olarak en çok oy alan ürünler seçildi. Ve bir alt kısımda da yine projemizin temalarını göreceksiniz. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Projemizin temalarında ilk temamız tohumdu. Tohumdan yola çıktık. Biz kendi kazanımlarımızı belirledik ve kendi kazanımlarımızı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına entegre ettik. Tohumda çocukların neler, yani tohumla ilgili neler yapabiliriz de tohumu tanıtabilirdik. Tohumun yapısal farklılıklarını ayırt etmesini sağlayabilirdik. Tohumun büyüme aşamalarını açıklayabilirlerdi çocuklar. Bunları belirledik, 3 kazanımı. Ve bunları daha sonra MEB'in bilişsel ve sosyal duygusal alandaki gördüğünüz numaralandırılmış kazanımlarla eşleştirdik. 21. yüzyıl becerilerine de baktığımızda temel beceriler, yetkinlik ve değer olarak da
Bunu bilimsel okuryazarlık, bilgi iletişim teknolojileri, okuryazarlığı, yetkinlikte eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliğinde, değerde de merak ve sebatta eşleştirdik. Daha sonra toprak temasında tohum için toprağın önemini bilme, ekosistem kavramını açıklama, toprağın yapısını açıklama, toprağın çeşitlerini sınıflandırma, erozyon kavramını açıklama ve toprağı korumak için neler yapılması gerektiğini uygulama kısımlarını ele aldık. Kazanımlarda yine MEB'in bilişsel gelişim ve dil gelişim alanlarındaki ilgili numaralı kazanımlarla eşleştirdik. Burada da yine 21. yüzyıl becerilerinde bilimsel ve bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığıyla eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği, iletişim ve yaratıcılık bizim anahtar yetkinliklerimizde. Merak, saygı ve küresel farkındalık da diğer bir yetkinlik alanımızdı. Daha sonra su ve hava temaları vardı. Bunda da yine tohum için suyun önemini anlama, işte hayatımızda suyun ne amaçlı kullanıldığını bilme, ifade etme, su kirliliğinin sebeplerini açıklama, suyun temiz kalması için gerekenleri uygulama, günlük yaşantısında suyu tasarruflu kullanma vardı. MEB'in kazanımlarında yine bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişim alanında bunlara yer verdik. Ve temelde yine bilimsel okuryazarlık, bilgi iletişim teknoloji okuryazarlığı bizim temel yetkinliklerimizde, temel becerilerimizde. Yetkinliklerde eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği, yaratıcılık ve iletişim vardı. Değerde de saygı, küresel farkındalık ve bilinçli tüketicilik vardı. Hava konusunda ise tohum için havanın önemini bilme, temiz havanın insan yaşantısındaki önemini açıklama, havanın temiz kalması için yapılması gerekenleri açıklama vardı. Bunda da öz bakım ve sosyal duygusal alanda MEB'in kazanımlarında eşleştirdik. Bilimsel okuryazarlık, bilgi iletişim teknolojisi okuryazarlığı temel becerilerimizde. Eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği, yaratıcılık ve iletişim temel yetkinliklerimiz ele aldığımız ve değerler olarak da merak, saygı, küresel farkındalık, bilinçli tüketicilik vardı. Bununla birlikte bizler geri dönüşüm, psikolojik sağlamlık ve aile eğitimi temalarına yer verdik okula uyumla birlikte. Ailelerin çocuklarını nasıl bir gelecek hazırlayacağı, nasıl sağlıklı bir gelecek hazırlayacağı konusu çok önemliydi. Ailenin çocukla iletişimi, ailenin kendini tanıması, ailenin çocuğun becerilerini, yetkinliklerinin farkına varması gibi temaları da ele aldık. Ve Evet. uygulamalarımızı da okul okul sizlere daha rahat anlatabilmek için slaytımızı o şekilde ekledik. Emine öğretmenim şimdi okul okul sizlere uygulamalarımızdan bahsedecek. Şöyle yani genel olarak bütün okullarımızdan örnekler var ama süre kısıtlı olduğu için ben projemizin hani temel şunu da açıklamak istiyorum aslında. Hani evet kazanımlarımızı Naciye öğretmenim de beni destekler belirledik ama çocuklardan aldığımız geri bildirimler ve onların ihtiyaçları da bizim yol haritamızı belirliyor. Dönemimizde çok önemliydi. Bizler çocuklarla birlikte öğrenmeyi önemsedik. Doğa gezilerine çıktık. Birlikte tohumlar topladık. Çünkü çok önemli bir amacımız da çevrelerindeki bitkisel çeşitliliği, bitki türlerini tanımaları. Demin Naci öğretmenimin de söylediği gibi tohum tanımaları ve özelliklerini de fark etmeleri, yaşadıkları çevrenin. Ve bu etkileşim uzaktan yakına 7 bölgeye yayıldı diyebiliriz. Çünkü benim bu projede çok önemsediğim tohum kardeşliği etkinliğimiz var. Hemen ona geleceğim. Tohum kardeşliği etkinliğimizle hemen geliyorum. Tohum kardeşliği etkinliğimizle çocuklar yaşadıkları yöredeki
Evet, yaşadıkları bölgede tohumları önce öğretmenleriyle, aileleriyle birlikte öğrendiler, gözlemlediler, ekim şenlikleri düzenledi bir arada ve sonra bunları bizler takas yaparak diğer okullarımızdaki yani ortak okullarımızdaki paydaşlarımızla paylaştık. Çocuklar kendileri paketlediler, özenle seçerek tohum kardeşlerine bunları pandemi koşullarında ulaştırdılar. Bir diğer etkinliğimiz de benim gözümden doğa etkinliği. Bu etkinlikte de çocukların yaşadıkları bölgedeki doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri, ekolojik çeşitliliği fotoğraflamalarını istedik. Aileleri rehberlik etti, bizler rehberlik ettik. Ve bu fotoğraflardan oluşan bir proje takvimi oluşturduk. Doğa gezilerimiz, çocuklarımızın bu süreçte rahatlamalarını, evlerindeki yani yaşadıkları belirsizlik ve kaygı durumundan kurtarmalarını, doğada rahat nefes alarak, özgürce hareket ederek psikolojik olarak rahatlamalarını sağladı. Dikim şenliklerimizle projemizi taçlandırdık. Şimdi okullarımızdaki örnekleri paylaşabilirim. Ben sürenin kısıtlığından dolayı lokomotif olan kısımları, çok önemsediğim kısımları sizlerle paylaşmak istedim. İşte çocuklarımız bilim defterleri tuttular. Bu bilim defterlerini tabii okul öncesi dönemin ihtiyaçları ve özellikleri kapsamında resimlendirdiler, fotoğraflar eklediler. Tohumun büyüme aşamasını gün gün, ay ay izlediler. Bu maçlarımızdan bilimsel düşünme becerileri, sabırlı olmaları, gözlem yapmaları ve farkındalık becerilerini arttırdı. Bizler okullarımızda da şunu önemsedik, okul dışarıda dedik ve dışarıda daha çok etkinliklerimize yer verdik. Proje ortaklarımızla birlikte oyun dışarıda günlerine katıldık. Ülkemizde yapılan sosyal hareketlere katıldık. Yoga, nefes egzersizi, duyguları destekleyici oyunlara özellikle yer verdik. Bu Songül öğretmenimin işte tohum kumbaraları oluşturdu. Şu da çok önemliydi çünkü evet bir planımız vardı ama her öğretmenin, her okulun, her öğrencinin ihtiyaçları farklılaştığı için ve koşulları her okul kendi öğrencisini, kendi çocuğunu gözlemleyerek onun ihtiyaçları ölçüsünde etkinliklerini planladı. Toprakla tohumlar buluştu, geri dönüşüm etkinlikleri, deneyler yapıldı, gözlemler yapıldı. Burada bir çocuğumuzun elinde büyüyen bir meşe fidesi görüyorsunuz, palamuttan büyüttüğü. İşte benim gözümden doğa resimlerimizden, inceleme gezilerimizden bir örnek. Burada da doğal malzemelerle tabii ki doğayı gözeterek ve diğer canlıların haklarını gözeterek doğada yaptığımız etkinlikler, doğal malzemelerle resim etkinlikleri, Yasemin öğretmenimin etkinliği. Kemalpaşa Anaokulu'nda yapılan bir etkinlik, yine doğal ortamlarda çocukların sanatsal ve bilişsel becerilerini destekleyen bir etkinlik. Dediğim gibi Web 2.0 araçlarına da yer verdik bu dijital eğitimden dolayı. Projemizin diğer noktaları ve en önemli kısmı doğa bilimi buluşmasıydı. Zürih Üniversitesi'nden Gözde Çilingir hocamızla ekolojik çeşitlilik üzerine bir buluşma gerçekleştirdik. Diğer ikisini de sen paylaş istersen Naciye öğretmenim. Bunun haricinde uzman psikolog Efsun Tatar hocamızla psikolojik sağlamlık üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik ailelere yönelik de.
Ve daha sonrasında tema buluşmaları gerçekleştirdik. Hem öğretmenler proje eğitmenleri olarak tema eğitimi Metin Ağaca tarafından bizlere verildi. Daha sonra da çocuklara bu eğitimler hem yüz yüze hem de çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Yine bir aile eğitimimiz dijital ortamda ebeveyn olmak, dijital çağda ebeveyn olmak üzerine Cevdet Acarsoy tarafından bir eğitim verildi. Bu da ailelerin işte günümüzde çocuklarının nasıl hani hem sosyal ortamda nasıl vakit geçirecekleri, hem sosyal ağlarda dijital ortamda nasıl vakit geçirecekleri, oyun, işte televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi araçları nasıl kullanacakları, çocuklarının kullanmasına nasıl hani güvenli olarak nasıl izin verecekleri üzerinde ailelerimiz bilgilendirildi. Diğer bir etkinliğimizde ortak ürünlerimizden bir tanesi bir e-book oluşturduk ve bu da e-bookumuzun çocuklar tarafından çizilmiş bir kapağı. Emine öğretmenim bundan bahseder misin? Küçük bir katkı. Evet, bu projemizin bir tohum yolculuğu adı altında öyküsü çocuklardan aldığımız geri bildirimlerle oluşturuldu ve her bir sayfası proje okullarından öğrencilerimiz tarafından timlendirildi. Bizim için çocuklardan aldığımız geri bildirim çok kıymetliydi. Naci öğretmenim bahsetti tema ile ve tema gibi belediyeler, tarım müdürlükleri bunlar bizim Üniversiteler partnerlerimizdi. Efendim Naci öğretmenim, vardı, üniversiteler. belediyeler vardı. Aynen, doğa bilimcileri, veliler, yani doğa ile ilgili sesimizi duyabilen herkesle buluşmayı amaç edindik. Burada da yine tohum serüvenimizi, çok yani çocuklarımızın emekleriyle büyüyen tohum serüvenimizi ortaya çıkaran bir slaytımız var. Anı yaşamak dedik ve bunu doğada ve sınıfları dinledik. Masallarla buluştuk, doğadan masallarla buluştuk. Ve yaygınlaştırma kısmına belki değinmek istersin Naciye öğretmenim. Yaygınlaştırma kısmında biz öncelikle kendi okul web sayfalarımızı kullandık. Daha sonrasında ilçe milli eğitim müdürlükleri ve yerel basınla paylaştık. Tabii projemiz büyüdükçe ve geliştikçe projemizin kurucusu Emine öğretmenimiz CNN Türk'te bir röportajı vardı. Ve çünkü ulusal basının da dikkatini çekti projemiz. Herkes işte karantinadayken, herkes evdeyken, herkes kapalı ortamdayken birileri farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor ve doğayla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ve 10 farklı il, 10 farklı okul bunun içerisinde öğrenciler olsun, veliler olsun, aileler, işte STK'lar, belediyeler, üniversiteler gibi. Ve bu CNN Türk'ten bir röportaj teklifi geldi ve Emine öğretmenim buna katılarak projemizi orada anlattı. O saatinizi bulamadım ama. Değerlendirme aşamasını nasıl yaptığımızdan bahsedeyim. Değerlendirmede de biz üç tür değerlendirmeye yer verdik. Çünkü aslında üç grubumuz vardı bizim temel aldığımız. Yani sadece öğrenci değildi. Öncelikle biz kendimizi de değerlendirdik. Biz bu projede neyi hedeflemiştik, ne kadarına ulaştık, ne kadarına ulaşamadık. Bir sonraki dönemde böyle bir proje yapsak ya da farklı bir proje yapsak neler yapmalıyız, eksikliklerimiz neydi, bu projedeki iyi yönlerimiz nelerdi, onları değerlendirdik kendi açımızdan. Öğrenci kazanım değerlendirmesi yaptık. Öğrencilerimizin o almış olduğumuz işte tohum, toprak, su, geri dönüşüm temalarındaki kazanımları değerlendirdik. Ne kadarına ulaştık, ne kadarına ulaşamadık, eksik kalan yerler neresiydi? Ve aile görüşmeleri yaptık. Aile görüşmelerinde de
Hem videolarımız var, YouTube kanalımızda proje kanalımız var, Instagram sayfamız var. Orada yer aldı. Bunlar video olarak da çekim yapıp gönderen ailelerimiz oldu ve mektup olarak da bize gönderen ailelerimiz oldu. Evet Emine öğretmenim. Evet, yaygınlaştırma kısmını bulamadım önce. Özür dilerim senden. Evet, aile görüşmeleri gerek video kaydı, gerek mektuplarla yapıldı. Gerçekten velilerimiz ülke genelinde bizi çok desteklediler ve çocuklarında gözlemledikleri doğadan yana olumlu değişimleri ve duygu yönetimi konusundaki olumlu değişimleri bizlerle paylaştılar. Bir velimizin biz de artık işte hiçbir tohumu evimizde atmıyoruz. Artık çöplerimizi geri dönüşüme atıyoruz. Doğadaki her canlıya saygı duyuyoruz şeklinde geri bildirimleri oldu. Bu proje sayesinde çocuklarımız COVID-19'un etkilerini çok az hissettiler. Sizler hem uzaktan hem yakından her zaman bizimleydiniz. Doğayla bağımız kuvvetlendikçe aslında kendimizle, okulla ve çevremizdeki herkesle bağımız güçlendi dediler. Yani bu konuda velilerimizden aldığımız geri bildirimler bizi bu yolda çabalarımızın mutlu sonuçlandığını ve çocuklarımızın tabii ki bu süreçte yani projemizin en önemli adımı çocuk merkezli olmasıydı. Naciye öğretmenim de beni destekler. Her bir aşamada çocukların ihtiyaçları ve ilgilerini önemsedik. Ve doğada özgürce vakit geçirmelerini destekledik diyebilirim. Emine öğretmenim, bir alt slaytlara Tamam. geçersen öğrencilerle ilgili bir şeylerden bahsedelim. Öğrencilerle ilgili de nelere sahip olup olmadıkları proje bir ön test şeklinde gözlemlendi. Bu şekilde 20 maddelik oluşturduğumuz bir gözlem formumuz vardı. Bunda hem fen eğitimi hem de okul öncesi eğitim ve program geliştirmecilerin de görüşünü alarak hazırlamıştık. Ve sonrasında da Bu biz bunları evet. öncesi ve sonrası olarak karşılaştırma yaptık. İnebilirsin öğretmenim. Ve bu şekilde 20 maddeden oluşuyordu kazanımlarımız. Ve en son öğretmen değerlendirmesiyle de projemizi tamamladık. Bunda da hani bir tanesini örnek olarak koyduk. Neleri gerçekleştirebildiğimiz, neleri gerçekleştiremediğimiz üzerine. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz Teşekkür proje ekibi ederiz. adına. Şimdi Evet. sorularımızı alabiliriz. Ben ekran paylaşımını durduruyorum. Ve final ürünü dedik ama bizim en önemli geri bildirimimiz çocuklarımızın çevresindeki doğal varlıklara ve içinde bulundukları doğaya saygı göstermeleriydi. Dikim şenliklerimiz de şöyle, evet, chat'i gördüm. Dikim şenliklerimiz de cidden belediyelerin, tarım müdürlüklerinin ve velilerimizin desteğiyle amacına uygun bir şekilde gerçekleşti. Türkiye'mizin birçok bölgesinde fidanlıklarımız var şu anda. Bunun adını da mutluluk koyuyorum ben. Evet, mesajları Evet, sen sorularınızı alabiliriz. zamanında tamamlayabilmek için epey bir hızlandım ben. Ben soru göremiyorum Naciye öğretmenim. Şu an evet, şu an bir soru yok. Tamam. Peki, bekleyelim. O zaman biraz daha biz kendi Tamam. aramızda biraz slaytları hızlandırdım ben. Kusura Yok, bakmayın. şu an zaten 30. dakikadayız. Evet. 25 dakikalık sunum hakkımız vardı. Evet, Ve şu biliyorum. an soru aşamasında. Sorusu olan
Var mı? Sorusu olan yoksa kapatabiliriz. Şöyle yazayım. Olmadı. Çok teşekkürler bu çalışma ve sunum için. Biz teşekkür ederiz Işık Hanım. Ha, sanırım sunumumuz tam ekran yansımamış. Tamam. Soru olan yok. O zaman Peki. çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederiz diyorlar. Teşekkürler Cansu Biz de öğretmenim. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bu da yaygınlaştırma için iyi örneklerde paylaşmak bizim için gerçekten çok anlamlıydı. Sizler aracılığıyla hani tabii ki de büyük bir projenin 7-8 aylık süren bir çalışmanın birebir uygulanmasını hani bekleyemeyiz ama burada paylaşılan bir etkinlik örneğinin bile bir fen etkinliğinde ya da bir bilim etkinliğinde ya da başka bir etkinlikte yapılması bizim için gerçekten önemli, Evet, değerli. Neslihan öğretmenim de Sizler, yazmış. O da evet paydaşlarımızdan teşekkürler. birisi. Biz teşekkür ederiz. İyi örneklerde bulunmak cidden çok kıymetli. Umarım doğadan yana ve doğanın içinde şekillenen eğitim süreçleri artar. Bizler bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Çok teşekkürler.